ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Burada atalara uyarılmamış diyor. Uyarılmamış atalar nasıl gaflet içinde olabilir ki? Yani bu Kur'an'daki diğer ayetlere ters değil mi? Ne gibi bir terslik söz konusu abi? Tam anlamadım. Yani uyarılmamışlar, bu yüzden gaflet içinde kalmışlar. Uyarılmadıysa, kendisine tebliğ edilmediyse gaflet içinde mi sayılır bu toplumlar? Yani orada gaflet içinde olmanın insanın kendi sorumluluğu olduğu, o halde uyarılmadıysa insana neden böyle bir sorumluluk yüklendiği akla gelebilir. Burada evvela şöyle bir şey söz konusu. İnsan aklı kendi başına evet dünya hayatına dair bazı iyi, doğru ve güzel şeyleri bulabilir, tespit edebilir. Fakat özellikle uhrevi konularda doğrudan doğruya vahye muhtaçtır. Dolayısıyla ilahi bir uyarılmaya muhtaçtır her zaman. Genel olarak baktığımızda ise bu ayet 5. ayetin bir devamı. Yani Kur'an'ın indirilme gerekçelerinden bir başkası. Yani işte soruyu tekrarlayalım. Kur'an neden indirildi? Az önce Cenab-ı Hakk'ın izzet ve rahmet sıfatları Kur'an'ın indirilme gerekçeleri olarak söylenmişti bir nevi. Burada ise işte ataları uyarılmamış, kendileri de bu nedenle gaflet içinde kalmış bir kavmi uyarman, nezretmen, korkutman için deniliyor. Nezir kelimesi, beşir kelimesinin bir çeşit antitezi yani bir zıttı. Nedir bunlar? İşte nezir korkutmak, beşir ise müjdelemek yani her gün veya çok zaman sıklıkla okuduğumuz Fetih suresinden biliriz. İnne erselnake şahide mübeşşire ve nedire. Biz seni insanlara bir müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik. Orada da aynı ibareler var. Başka pek çok ayette de var. Burada iki farklı tebliğ metodu veya iki farklı söylem metodu veya iki farklı ifade şeklinde bahsediliyor. Bunlar dediğimiz gibi nezir ve beşir. Nezir korkutmak, beşir müjdelemek. Her ikisi de bir şeylerden haber veriyor. Çünkü yani peygamberlerin insanlara mesajlarının ana içeriğini bu iki unsur oluşturuyor temelde. Bunlardan birincisi nezir yani korkutmak yani başa gelebilecek kötü bir şey nedeniyle uyarmak demek. Beşir ise müjdelemek yani karşılaşılacak iyi şeylerle, nimetlerle müjdelemek demek. Peki bu ayette özellikle nezirden bahsedilmiş. Ayetin şeyinde litunzira geçiyor ya, o tünziradaki nezir bu manaya geliyor. Burada neden özellikle beşirden değil de nezirden bahsedilmiş diye sorulacak olursa, çünkü korkutmak, yani daha doğrusu uyarmak, başa gelebilecek kötü şeylere karşı uyarmak, bir şeyi anlatmanın en tesirli hali. Mesela trafik kurallarına uymasını istediğiniz, işte trafik eğitimi verdiğiniz birisine öncelikle ne dersiniz? Trafik kurallarına uyarsan gitmek istediğin yere gidersin mi dersiniz? Yoksa trafik kurallarına uymazsan kaza yaparsın, ceza yersin gibi bir şey mi söylersiniz? Elbette ikincisini söylersiniz. Yani çünkü insanların çoğunluğu bundan anlar. Yani o alımlama estetiği, algılama süreçleri bakımından nezir, beşirden daha etkili insanlara bir mesajı ulaştırma ve o mesajın tesiri açısından. Evet. Evet, uyarılmamış, vahiyden nasibini almamış, kendilerine hiç vahiy inmemiş ya da vahiyle bağlarını koparmış insanlar, toplumlar gaflet içindedirler. Bu doğru. Yaptıkları kısmen iyi şeyler olabilir, böyle olsa da gaflet içindedirler. Dünyanın en görkemli uygarlığını inşa etseler de gaflet içindedirler. Kendilerine Kur'an indirilmiş olsa dahi zamanla gaflet içine düşebilirler. Çünkü Kur'an'la bağlantılarını her ne sebeple olursa olsun koparmışlarsa yine gaflete düşecekler. Yani gaflet burada temelde bir irtibat kopukluğu anlamına geliyor. Burada ise doğrudan doğruya Allah'la, Resulü'yle ve Kur'an'la irtibat kopukluğu gaflet olarak adlandırılmış. Bu ise bir insanın veya bir toplumun başına gelebilecek en büyük bela veya belaların başlangıcı. Bunlar anlamına geliyor. Esat Bey, burada ben de bir soru sorabilir miyim size? Şimdi bu ayet-i kerimedeki mana ile ilgili de farklı fikirler var. Yani genel olarak alimler ataları uyarılmamış gibi değerlendiriyorlar. Fakat işte mesela Taberi atalarının uyarıldığı şeyle kendileri gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir gibi bir mana veriyor. Ya da Zemahşeri ataları uyarılmış ama kendileri gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın gibi bir mana veriyor. Size en makul gelen mana hangisi? Ben onu sormak istiyorum. Abi bana en makul gelen mana yakın ataları uyarılmamış. Yani kendilerinden birkaç nesil öncesi işte nasıl diyelim dedesinin dedesi. Dört nesil, dört göbek mi ediyor? Dört göbek atıyorum. Buraya kadar kesinlikle uyarılmamış. Dolayısıyla bütün gaflet içinde kalmış bir topluluğu uyarmak. Burada kendilerinin gaflet içinde kalmasının sebebi
atalarının uyarılmamış olması. Dolayısıyla ataları uyarılsa, atalarının uyarılmamış olması kendilerinin gaflet içinde kalmalarına sebep olarak anlatıldığı için atalarının uyarılmış olması fakat kendilerinin o uyarılardan habersiz kalarak gaflet içinde kalmaları gibi bir mana verilmesi yanlış. Bana öyle geliyor. Şu an. Ben burada çünkü arada bir sebep-sonuç ilişkisi var. Ki abi şu an aklıma geldi. Hazreti İsa aleyhisselam ile Efendimiz aleyhisselam arasında bir 500 yıllık bir fetret dönemi var. Peygamber gelmiyor arada. O arada yaşayan insanlar Efendimiz'e kadar gaflet içindeler miydi? Abi büyük oranda öyle. Çünkü Hristiyanlığın tarihine baktığımız zaman Hristiyanlığın bozulması çok hızlı gerçekleşmiş. Hazreti İsa 33 yaşında vefat ediyor. Ve özellikle Paulus dediğimiz Hazreti İsa'yı hiç görmemiş, tanımamış. Fakat havarilerini görmüş. Yani İslam tarihi açısından baktığımız zaman bir çeşit tabiindir bu adam. Hazreti İsa'nın sahabesi değildir fakat onun sahabelerini görmüş olan din adamı olarak görürsek tabiin demek mümkün. Kelimenin teknik anlamıyla tabii. Bu adam hemen meseleyi pagan unsurlarla bezemeye başlıyor. İşte Yahudilikten bazı tahrif olmuş hikayeleri, öğütleri, bilmem neleri alıp meselenin içine katıyor. Kendisi sağa sola bir sürü kendi adamlarını göndererek mektuplar yazıyor, bilmem neler yapıyor. Önemli insanlarla bir araya gelip toplum içinde diye etkinlikler oluşturuyor ve insanların zihninde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bu gerçek mesajını açıkçası tahrif ediyor. Yani böyle diyelim. Arada çok kısa bir zaman var yani. Hazreti İsa'nın ölümü. Ha elbette Hazreti İsa'nın diğer havarileri, hayatta olan havarileri. Elbette Hazreti İsa'nın hak mesajını bir taraftan insanlara yaymaya çalışıyorlar. O arada da o Hristiyanlık tarihinde ciddi çatışmalar var. Hani Paulus'u reddeden yerler var, kabul eden yerler var. Yani aradaki o itikadi çatışma çok hızlı başlıyor ve kısa sürede başlıyor. Yani ortalama bir zaman verecek olursak Hazreti İsa'nın vefatından belki birkaç yıl içinde bozulmalar direkt başlıyor. Bu bozulmalar da öyle böyle bozulma değil. Direkt akaid bazında bir bozulma yani. Mesela Paulus direkt diyor işte İsa bana göründü. İşte o Tanrı'nın bir boyutu, Tanrı'nın oğlu, onun ontolojik varlığının kendine özgü bir boyutuydu. Bana işte şunları şunları söyledi falan filan falan filan. Direkt itikadi manada bir bozulma çok hızlı başlamış. Dolayısıyla bir yüzyıl içinde artık Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o gerçek hak mesajından geriye sadece böyle çok küçük kırıntılar kalmış diyebiliriz. Ha evet, muvahhid Hristiyan mezhepleri var. Tek tanrıcı, hala daha Hazreti İsa'nın gerçek mesajına bağlı kalan, Hazreti İsa'yı haşa Allah'ın oğlu olarak görmeyen, onu Allah'ın kulu ve Resulü olarak gören, dualarına veyahut işte kendi tarzlarındaki ibadetlerine devam eden mezhepler veya küçük gruplar var. Fakat o Paulus'un damarı çok hızlı bir gelişme ve genişleme kaydediyor. Ve adeta bütün bir meseleyi, bütün bir aktiviteyi kendi tek elinde topluyor yani. O insanlar da evet gaflet içinde değerlendirilebilirler. Yani tamam. Belki Hazreti İsa'nın gerçek mesajından haberdar olan o küçük kitleyi bir kenarda tutarsak, onların da hani o gün iletişim imkanlarıyla o hak mesajı nereye, ne kadar ulaştırabilirler, kendinden sonraki nesillere nasıl aktarabilirler, o da çok küçük bir daire içinde kalacaktır. Çok kısıtlı imkanlara sahip oldukları için. Bu nedenle o aradaki fetret devri olarak değerlendirilen dönemdeki insanların tümünü gaflet ehli olarak saymak mümkün. Fakat burada herhalde şu yanlış anlaşılıyor. Gafil dediğimiz zaman kendi özgür iradesini kötüye kullanmanın olumsuz bir sonucu olarak bir suçlama ibaresi olarak kullanılıyor gibi addediliyor herhalde bu gafil kelimesi. Tam olarak öyle değil. Yani gafil burada belki nötr bir anlamda kullanılıyor diyebiliriz yani. Kafir demiyor, zındık habersiz demiyor. Gibi. Gafil habersiz gibi, evet. Bir sonraki ayete geçiyorum. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Onlar hem iman etmiyor hem de ilerleyen zamanlarda iman da etmeyecekler. Bu mana da var ayetin bağlamı içerisinde. Burada Secde Suresinin 13. ayetine müracaat etmek lazım. Orada da mealen buyuruluyor. Şöyle diyor Cenab-ı Hak mealen. Eğer biz dilemiş olsaydık her bir insanı doğru yola yöneltirdik. Fakat pek çokları küfrü tercih ettiklerinden benden sadır olan tırnak içinde cehennemi cinlerden ve insanlardan onu hak edenlerle mutlaka dolduracağım hükmü kesinleşmiştir. Yani burada evet illaki Cenab-ı Hak dilemiş olsaydı her insan Müslüman olurdu. Allah ve Resulüne tam bir imanla iman ederlerdi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın muradı bu değil. Cenab-ı Hak istiyor ki insanlardan kendi özgür iradelerini kullanarak kendisine iman etsin ve bu imanın gereklerini yerine getirsin. Burada özgür irade ve buna özel bir mekanizmayla donatılmış olan cinler ve insanlar kendi iradeleriyle yaptıkları tercihten sorumlular. Bunda hiçbir şüphe yok.
Bundan dolayı Cenab-ı Hak onları hayatlarında herhangi bir yolda gitmeye zorlamıyor. Yani iman etmeye de zorlamıyor, iman etmemeye de zorlamıyor. Böyle bakıldığında hidayeti, yani doğru yolu insanlara mecbur etmemiştir. Fakat hidayet ve dalaletin sebeplerini onlara açıklamış. Pek çok ayette var. Mesela işte zulümde, fıskta direnenleri ve bile bile küfür yolunu tercih edenleri Cenab-ı Hak doğru yola iletmeyeceğine dair açık beyanları var, açık ayetler var. Ve bunu ilan etmiş kendisi. Bile bile ve kendi ön yargılarıyla, kibirleriyle, küfürde diretme, zulüm, işte günah içinde bocalama, şartlanmışlık, yanlış bakış açısı ve bunda diretme imana mani olan şeyler. Çünkü kalbin saffetini bozan şeyler bunlar. Ayrıca Cenab-ı Hak cehennemi şeytan veya onun nesli ve ona uyanlarla dolduracağını da beyan buyuruyor. Yine Sad suresinde başka bir ayet. Sonuçta Cenab-ı Hak insanı iman edebilecek bir donanımla yarattığı gibi her topluluğa da işte onlara doğru yolu gösterecek peygamberleri göndermiş ekstradan. Veyahut işte irşad ehli, alimler, peygamber varisleri, sıddıklar, salihler var etmiş ve bunlar da bir peygamberin yapması gereken vazifeyi yaparak peygamber varisi olmanın hakkını yerine getirmişler. Bütün bunlar bir tarafa, bunlar geleneksel klasik açıklamalar. Bu tip ibareler, yani insanların çoğu iman etmiyor veya etmeyecek gibi ibareler Kur'an'da, bunlar birer haber cümlesi. Yani bize gelecekten haber veriyor. Bazı insanlar olacak, belki bunlar insanlığın %50'sini oluşturacak ve bunlar vahye tamamen kapalı insanlar olacak. Bunlar hiçbir şekilde iman etmeyecekler. Bunu Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Fakat bunların kim olduğunu biz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Dolayısıyla bunu haber vermekle, kendimi şahsen öyle olduğunu iddia ediyorum da, tebliğ ehli insanlara bir çeşit önden psikolojik bir moral motivasyon sağlanmış oluyor diyebiliriz. Bir sonraki ayette de zaten onların durumunu net ifade ediyor. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Burada bir teşbih mi var yoksa? Evet, burada yani farklı şekillerde anlamak da mümkün. Benim anladığım burada elbette ki bir cehennem tablosu sergileniyor ve cehenneme bu şekilde liyakat kesbetmiş insanların cehennemdeki fiziki durumlarından bahsediliyor. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar işte çenelerine dayanıyor ve o halkalar sebebiyle başlarını aşağı indiremiyorlar. Başları sürekli yukarı doğru çivilenmiş gibi bir vaziyette böyle. Hani böyle eski köle filmlerinde görmüşsünüzdür, okuldaki nelerde filan, işte ayaklarında zincirler, elleri kolları bağlı, bir de boyunlarına bir boyunduruk geçirirler köleler. O hem bir aşağılama işlevi görür hem de kölelerin şeyini arttırır böyle, nasıl diyeyim, sadakat duygularını veya bağlılık duygularını arttırır. Çünkü ezdikçe bir insanı, özellikle o psikolojideki bir insanı, sanki bir köpeği eğitiyor gibi, teşvik hata olmasın, kendisine bağlılığı artan, arttıran, efendisine bağlılığı arttıran bir husustur bu. Fakat burada Cenab-ı Hakk'ın özellikle böyle bir tablodan bahsetmesi bana şöyle bir şey ifade ediyor. Küfürde diretmenin veya iman etmeye karşı direnç göstermenin en büyük sebeplerinden biri, belki birincisi kibir. Kibrin ise en önemli dış görünümü böyle bizim hani şey dediğimiz, nasıl derler, böyle burnu havada olmak. Baya baya günlük hayatta kullandığımız bir şey. Burada bu insanların dünyadaki bu fiziki görünümlerinin ahirette de cehennemde de bu şekilde devam edeceğine dair bir haber var gibi bir mana ifade ediyor. Bununla alakalı Sebeb-i Nuzul kitaplarında bir hadis naklediliyor. Hadis değil tabii ki. Ebu Cehil müşriklerle birlikte okutururken, eğer Muhammed'i görürsem şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye atıp tutuyor. Yanındakiler ise işte Muhammed geldi dedikleri halde, hani nerede, göremiyorum diye kafasını kaldırıyor ama göremiyor. Bunun üzerine bu ayetin indirildiği, nazil olduğu rivayet ediliyor. Göremezler bir sonraki ayetle birlikte. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Ayeti nazil oluyor. Olabilir. Yani Yasin suresi eğer tek parça halinde indirilmemişse, Mekke'de indirildiği açıktı. Tek parça halinde değil, ayet ayet indirilmişse, bu ayetin özellikle Ebu Cehil gibi kibir abidesini ifade etmesi gayet mantıklı. Bir de cehennem tasviri dediniz. Birçok ayet de yine bunu ifade ediyor aslında, açıklıyor. Tebbet suresinde Ebu Leheb'in ve karısının boynunda bir ip olacağı, yine ayaklarına zincirler vurulacağı cehennem ehlinin. O şekilde orada azap görecekleri de ifade ediliyor. Evet, muhtemelen psikolojik azabın bir boyutu. Evet. Hani başlarında zebaniler olacak ve sürekli onlar zillet içinde öyle bir durumda bulundurulacaklar gibi bir tablo çıkıyor. 9. ayetle devam edelim. Devam edelim abi. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Bununla ilgili, bu ayetle ilgili
Ne söylersiniz Emre Bey? Burada farklı yorumlar mevcut bu ayetle ilgili. Şöyle bir meal de verilmiş, onu okuyayım. Hakka diretmeleri ve hayra hıyanetleri sebebiyle onların önlerinden manevi bir perde ve arkalarından manevi bir perde çektik de böylece onların görüş alanını kapattık ve gönül ekranlarını kararttık. Artık bunlar imani ve Kur'ani gerçekleri göremez ve kavrayamaz durumdadırlar, diyor bir ayette. Bazı yorumlarda 8. ve 9. ayetlere meal verirken başında sanki kelimesini kullanmışlar. Sanki boyunlarında bir kelepçe vardır ve sanki onların önlerinde arkalarında bir set vardır diye kullanılmış. Yani burada demek isteniyor ki ayette benzetme, teşbih yapma yerine doğrudan benzetilecek anlam kümesi kullanılmış. Yani Mekkelilerin Kur'an karşısındaki tavırları canlandırılmış burada. Bu tür anlatıma istiare-i temsiliye deniyor. Fransızcadan dilimize geçmiş alegori yapma terimi vardır ya hani. İstiare-i temsiliyeyi biz edebiyat derslerinden de hatırlarız belki. Mesela en çok hocalar bunun örneğini verirken Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiirini örnek verirdi. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi istiare temsiliye dediğimiz şeyde benzetme gizleniyor ama gerçek anlam kastedilmiyor. Bu iki ayette de gerçek anlamı kastetme ihtimali yoktur demişler. Öyleyse bu insanlar sorumlu tutulamazlar. Çünkü teklifi mala yutak yok. Allah kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bakara suresinde sonunda ifade ediliyor. İstiarede benzetme edatı gizleniyor ama bu ayetlerdeki ifadeler mecaz değil. Yani gerçek sanıldığı için onlarda gizlenen sanki kelimesini açığa çıkarma zorunluluğu hissetmişler. Çok anlatılır. Efendimiz Aleyhisselam hicret için evinden çıkacak ama evin etrafını sarmışlar. Mekke'nin o büyük zalimlerin kiralık katilleri var. Evin etrafı sarılmış. Efendimiz çıkınca öldürecekler. Efendimiz de tabii feraset insanı, fark ediyor tehlikeyi. Evde Hazreti Ali de var ama henüz çocuk çağlarında Hazreti Ali. Hazreti Ali kendi yatağına yatırıyor Efendimiz, sakinleştiriyor. İçeri girerlerse yatakta işte Hazreti Ali'yi görsünler. O arada Efendimiz uzaklaşmak için fırsat kazanmış olur. Burada şöyle akla gelebilir, Hazreti Ali'yi tehlikeye atmış olmuyor mu Efendimiz? Ama enteresan mesela, o zamanın ahlaki kuralları içerisinde, kavimlerin kendi belli bir ahlaki kuralları var. Bugünün ahlaki kuralları içerisinde belki yer etmeyebilir, çok tartışılabilir ama erkekler dururken kadınlara özellikle de çocuklara ilişmiyorlar. Zaten onların derdileri sadece Efendimiz'le. Efendimiz evden çıkıyor, yerden bir avuç toprak veya kum alıyor ve bu ayet kelimeyi okuyarak yüzüklerine serpiyor. Orada bir mucize gerçekleşiyor ve o kiralık katillerin gözleri kör, sağ kulakları da sağır oluyor ve tuzakları orada boşa çıkıyor. Son olarak bir de şunu söylemek gerekir. Kalbi küfürle kararmış insan ne geçmişinden ne de geleceğinden bir şey anlayamaz. Yani gözünde perde olduğu için hakikati göremiyor. İçinde bulunduğu anın değerini de bilemiyor. Böyle taş gibi, kütük gibi, bunu zannediyorum Münafıkun suresinde bu ifade geçiyor, kütük ifadesi. Cansız bir hal alıyor. His ve duygudan yoksunlaşıyor. O yüzden bu ayette cehennem ehli anlatılıyor diyenler de var. Bunu geçen aylarda yaşadığımız bu self izolasyon günlerinde daha iyi anlamışızdır. Yani kendimizi herkesten soyutladık. Dışarı bile çıksak insanlarla aramıza, önümüzden arkamızdan bir set çeker gibi sosyal mesafe kurmaya çalışıyoruz. İşte cehennem ehli de böyle azap görecek diyorlar. Hani bu şekilde de ayeti anlayanlar var. Direkt ayetle ilgili değil de o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırması konusunda şöyle bir ince bir ayrıntı var. Hazreti Ali'nin o gece uyuduğunu söylüyor bazı kitaplar. Yani düşünün, dışarıda böyle eli silahlı bir suikast timi var. Görüyorsunuz, siz ne yapmak istediklerini biliyorsunuz. Ve aranızda sadece bir duvar var. Fakat yatağa yatmışsınız, uyuyorsunuz, rahatsınız yani. Adam diyor ki işte tevekkül budur diyor. Düşünün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize verse o vazifeyi yapar mıyız? Yaparız canla başla. Fakat o rahatlık içinde uyumayız yani. Sabaha kadar böyle telaş içinde, ha şehit oldum olacağım falan filan diye döner dururuz. Fakat Hazreti Ali'nin uyuduğunu söylüyor. Çok rahat yani. Sekine, Efendimiz'in tabii olduğu ortama sekine inecektir yani kuşkusuz. Yani o öyle bir adrenalin dolu bir ortamda nasıl uyunur? Ama işte Efendimiz'in evet, olduğu ortama sekine iniyordur muhtemelen. Uyunur yani. Hazreti Ali ciddi bir tevekkül insanı. Yaşın ilerlediği zamanlarda da öyle. Yani bir ortamda çok... O esnada da çok aslında çocuk yaşta değil sanki abi. Yani Efendimiz'e nübüvvet geldikten 1 veya 12 sene sonrasından bahsediyoruz. Hani Efendimiz'e nübüvvet ilk geldiğinde de Hazreti Ali'nin 5 yaşında veya 8 yaşında olduğuyla ilgili rivayetler var sanırım. Hmm. Hani böyle 18-20 yaşlarında bir delikanlı gibi herhalde. Olabilir.
20'li yaşlarına doğru olması lazım. Hazreti Ali iman ettiğinde 10 yaşında olduğuna dair rivayetler var. Evet. Hicret de ilk 10 yıl sonra olduğuna göre 20'li yaşlarında, 20 yaşında falan olması lazım. Evet.